Herkese selamlar, merhabalar. Bir yok değil YDS ve YDT savaşçıları. Hepimiz bu yolun savaşçılarıyız ve hepimiz bu savaştan galip geleceğiz. Hiç merak etmeyin. Şimdi parçam önümde, metnim önümde. Bunlar çıkmış paragraflar arkadaşlar. Ben çeviri yaparken hep çıkmış metin olmasına dikkat ediyorum. Çıkmış metinler almaya çalışıyorum. Ki bizim çünkü en büyük rehberimiz onlar. Çıkmış sınav sorularını çözmeyen, çıkmışları çözmeyen, çıkmış paragrafları okumayan, direkt bodozlama sınava giren, özgün sorularla bodozlama sınava giren yapıyorsa helal olsun derim, bir şey demem. Ama bu sınavda kendi neyle savaşacak, ne görecek, karşısına ne gelecek bilmeden, ne tür, ne tarzda soru gelecek bilmeden girmesi onun için büyük bir hata olur. Benden söylemesin. Şimdi başlıyorum. Bakayım ne demiş. Çoğu business, işletmeler. Seek ne demek? Aramak, çabalamak, uğraşmak. Aramak, çabalamak, uğraşmak. Sizlerin not almasına gerek yok. Ben yine Telegram kanalımdan paylaşacağım. Hiç merak etmeyin. Üzerine not aldığım halini paylaşacağım. Ve hatta buna bir de bir metin ekleyerek size göndereceğim. Bir sıkıntı anlamadığınız, yani çeviremediğiniz bir yer olursa bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram adresimden bana yazabilirsiniz. Bu yoktu ama içimden geldi. Çabalamak, uğraşmak anlamlarında sik. Aramak, çabalamak, uğraşmak. To make, yapmayı. Ne yapmayı? Bir kar yapmayı, bir kar elde etmeyi çabalıyorlarmış. Bir kar yapmak için çabalayıp uğraşıyorlarmış. That is, yani they, onlar. Peki buradaki onlar ifadesinin karşılığı ne? Bu they ifadesinin referi ne? Businesses, çoğu business, çoğu işletme. Çoğu işletme demiştim aslında benim refer ettiğim ifade bu. Onlar, aim ya da target ya da object. Bunların hepsi amaç, hedef ya da purpose da olur mu? Olur. Bunların hepsi amaç, hedef anlamında. To get. Onlar amaçlarlarmış, hedeflerlermiş to get income, gelir elde etmeyi, gelir elde etmeyi amaçlarlarmış. Nasıl gelir? Bakayım. More than, daha fazla. Neyden? Maliyetinden. İşletmenin işletme maliyetinden. Operating işletmek. İşletmenin, business'ın, şirketin ya da işletmenin işletme maliyetlerinden daha fazla olan geliri elde etmeyi amaçlıyorlarmış. Şimdi ne yapacak? Bir gelir var. Benim için profit, yani kar dediğim olay neymiş? Benim için kar dediğim şey işletmenin işletme maliyetlerinden daha fazla olan gelir karımış. Güzel. However. However için ne söylüyorduk? However, but, still, yet, nonetheless ya da nevertheless. Bunlar bizim için zıtlık bağlaçlarıydı, zıtlık veriyorlardı ve ama ancak anlamına geliyorlardı. Ama ancak. Ama ancak anlamlarında. Şimdi ben bunlarla ne yapacağım? Zıtlık yapacağım. Peki ben zıtlıkları nasıl yaparım cümle içerisinde? Bir, ben bir yerde artı ya da eksi bir şey görürsem, bir yerde olumlu bir şeyden, bir yerde olumsuz bir şeyden bahsedersem görebilirim. Yani derim ki bugün hava çok güzel ama çok üşüyorum. Tamam, havanın çok güzel olması güzel bir şey, olumlu bir şey. Ama ben diğer tarafta da diyorum ki üşüyorum. Olumsuz bir şey. Ne yaptım? Olumlu, olumsuz. Ancak da bağlayabilirim. Bu şekilde zıtlığımı kullanabilirim. İki, özne zıtlığı yapabilirim.
Özne zıtlığı yapabilirim. Sana bir yerde köpeklerden bahsederim, bir yerde kedilerden bahsederim. Bir yerlerde hastadan bahsederim, bir yerde doktordan bahsederim. Bu şekilde sana zıtlık yapabilirim. Üç, başka nasıl zıtlık yaparım? Bir de bir sana grup veririm ya da bir kümeden bahsederim. Seni orada tekile çekerim. Bir sana grup veririm, küme veririm, seni oradan tekile çekerim. Tamam? Yani ne demek istiyorum? Ben sana derim ki benim 30 tane kahve türünden bilgim olduğundan bahsederim. 30 tane kahve türünü bildiğimi söylerim. Sonra da derim ki ama ben bunlardan iki kahvenin iki türünü çok seviyorum derim. Ne yaptım? Ben sana bir 30 kahve türü diye bahsettim. Sonra da diğer yerde dedim ki iki kahve türünü ben seviyorum. Ne yaptım? Gruptan tekile çektim. Tamam. Bu şekilde grup verir, sonra tekile çeker. Ancak bu şekilde zıtlık yapabilirim. Normalde bunlar paragrafın başından geldi. Özne zıtlığını peki anlatalım bir daha. Özne zıtlığında ne dedik? Bir yerde kedilerden bahseder, bir yerde neyden bahseder? Kedilerden, köpeklerden, kedilerden bahseder. Bir yerde sana modern tıptan bahseder, bir yerde sana geleneksel tıptan bahseder. Tamam? Bu şekilde. Rica ederim. Şimdi bunlar bize dedik ki zıtlık veriyor ama sadece zıtlığı bunlarla yapamam. Eramel anlamına gelen zıtlıklarla da yapabilirim. İken anlamına gelen zıtlıklarla da yapabilirim. Sadece ama ancak için değil bu söylediklerim. Şu söylediğim zıtlıklar diğer eramel, iken anlamına gelenler için de rahatça kullanabilirim. Onun dışında bakayım. Bir de demiştim ki normalde biz diyoruz ki however, but, still yet, nonetheless, never does. Bunlar cümle başına gelmez. Normalde böyle diyoruz. Neden? Çünkü sen bir cümle ama diye başlayamazsın. Başlamazsın çünkü saçma. Ama diye ortaya bir şey atmazsın. Bizim orada söylediğimiz şey aslında paragrafın başına gelmez. Yani sen burada ikinci cümleyi kullanırsın. Neden? Çünkü ilk cümleye zıtlık yapmak istersin. Benim burada söylemek istediğim şey paragrafın direkt başına gelmediği. Peki bunun istisnası var mı hocam? Var. Bunun istisnası var. However, sadece bu istisnada however için geçerli. Sen however'ın yanına adjective ya da adverb getirirsen o zaman olur. Her ne kadar nokta nokta olursa, her ne kadar nokta nokta olursa olsun diye de çeviri yaparsın. Her ne kadar nokta nokta olursa olsun. Bu sadece however'ın istisnası için geçerli. Devam edeyim. Bakayım zıtlığı nasıl yapmış. Dikkat edelim bakalım. Ancak bazı işletmeler only, sadece seek arayışındadır to earn. Kazanmanın arayışındadır. Yeterli kadar kazanmanın arayışındalarmış. To cover, kapatan, onların işletme maliyetlerini kapatan, örten, hani buna yetecek kadar kazanmanın arayışındalarmış. Şimdi ben sana bir yerde dedim ki profit yapmak istiyorum, kar yapmak istiyorum. Bu karda işletmenin maliyetlerinden daha fazla olacak. Ancak ben bir yerde ne dedim? Yeteri kadar olacak. Tamam? Zıtlık böyle geldi burada. Daha sonra commonly ya da ne diyebilirim? Generally ya da usually. Genellikle called isimlendirilir. Non-profit isimlendirilir. Ne? Non-profit dediği kar amacı gütmeyen. Kar amacı gütmeyen olarak isimlendirilirmiş. Bu şeyler, bu işletmeler, bu these organization, bu işletmeler are primarily. Çektim şuraya yazayım. Primarily. Firstly. Ya da başka ne söyleyebilirim? Initially. Öncelikle. Ya da ilk olarak. Bunlar bizim için öncelikle ilk olarak anlamlarında. İlk olarak neymiş? Non-governmental. Ne diyor?
hükümete ait olmayan, devlete ait olmayan. Öncelikle devlete ait olmayan hizmet sağlayıcılar. Sivil toplumlar gibi düşünebilirsiniz. Sivil toplumlar. Devlete ait olmayan sivil toplumlardır bu toplumlar. Örneğin, atarım, gruba atacağım, merak etmeyin. Ders sonunda atacağım. Örneğin, kar amacı gütmeyen işletmelerin örneği nelermiş bakalım. Of bizim için nın nin çevirisi veriyordu hatırlarsanız. Ne yapmış? Non-profit business. Ne yapıyor? Kar amacı gütmeyen işletmeler. Kar amacı gütmeyen işletmelerin örneği include, içerir. Bakalım nasıl işletmeleri içerirmiş? Such as. Bak, such as yanındakiyle ilgili sana aslında bir örnek örneğini veriyordur. Yanındakinin örneğini veriyordur. Yanındaki ne demek istiyor? Bununla ilgili örnek verecektir sana. İşletmeler, such as gibi. Ne gibi işletmeler bakalım? Sosyal servis acentaları gibi. Yani sosyal servis kurumları, sosyal hizmet kurumları. Aynen öyle. Sosyal hizmet kurumları ya da vakıfları ve çoğu hastaneler, devlete dayalı hastaneler. Sosyal hizmet kurumları, vakıfları, sosyal hizmet vakıfları ya da hastaneler. Bunlar gibi işletmeleri içerenlermiş, içerirlermiş neyler? Kar amacı gütmeyen işletmelerin örneği. Bunlar örneklerimiz. Ancak, bakayım ne geliyor? Ancak çoğu insan argue that tartışırlarmış ne hakkında bakıyorum. That deyip açıyor. İşletmeler arayışında profit kar arayışında olan işletmeler ayrıca da ne yaparlarmış? Play role in. Bu bir kalıptır. Her zaman play role in şeklinde gelir ve buranın pirebi indir. Play role in bir şeyde rol oynamak. Önemli rol oynamak. Hep zaten karşını burada işte sana diyecek ki vital, crucial, pivotal, important, significant. Critical ya da essential bula. Sana diyecek ki önemli. Bunlardan, yapılardan herhangi biri gelebilir. Önemli rol oynayacak. Önemli rol oynama. Bir şeyde önemli bir rol oynama. Onun için buranın pirebi indir. Ve bu çıkmış sorularda da geldi. Pirebini soruyor direkt. Play role in. Yapıştır geç. Yaşamında ve kültüründe. Neyin? Ülkelerin yaşamında ve kültüründe önemli rol oynarlarmış. Kimler? Profit arayışında, kar arayışında olan işletmeler. With yanında bir noun varsa sahiplik verirdi bize. Sahiplik de verirdi. Böyle bir anlamı da vardı. Serbest piyasa ekonomisine sahip. Serbest piyasa ekonomili ülkeler, şehirlerin kültürleri ve yaşamlarında önemli rol oynuyorlarmış. Ne dedi? Serbest piyasa sistemlerinde, serbest piyasa sistemlerinde expenses, harcama, harcamalar ve fiyatlar are primarily. İlk olarak şekillenir. Be verb 3 yapısı. Shaped. Be verb 3. Ne yaptı? Pasif çekimledi. Pasif çekimlediğini anlamasan bile bu arasına bir zarf alabilir. Neden? Fiili niteleyecek çünkü zarf. Fiili derecelendirecek. Fiili niteleyeceği için sen ne kadar şekillendirdin? Nasıl şekillendirdin? Hani ilk olarak şekillendi şeklinde söyleyeceğin için ne yapacak? Fiili derecelendirecek. Fiili niteleyecek. Yanında bir ne var? By. Senin için by ne? Pasif anahtarım. Competition dediği rekabet. Rekabet arasında ne arasında? İşletmeler arasındaki rekabet tarafından ilk olarak şekillendi. Harcama ve fiyatlar. Tamam. Not by government. Ne yaptı? Hükümet tarafından değil. Ne arasında? İşletmeler arasındaki rekabet tarafından şekillenmiş. Tamam.
Bu serbest piyasa sistemlerindeki harcama ve fiyatlar hükümet tarafından değil, işletmeler tarafındaki rekabet tarafından şekillendi diye çevireceğiz. Sonra devam edeyim. Ne söylemiş? İşletmeler sağlar almost ya da virtually ya da approximate de diyebilir miyim? Bunlar böyle yaklaşık olarak. Yani neredeyse. Bunlar gibi başka by'ı da kullanabilir miyim? Around, about, some, nearly. Şimdi ben bunların yanına bir sayı getirirsem, şuradaki ifadelerimin yanına sayı getirirsem burası benim için şunlar artık yaklaşık anlamında. Unutmayın bunu. Tamam? Yaklaşık anlamında ve bunlar prep sorularında çok karşımıza çıkacak. İşletmeler sağlar neredeyse her şeyi tüketicilerin istediği ve ihtiyaç duyduğu her şeyi neredeyse sağlarlar. Including, içeren. Bak, sana şurada dedi ki istediği ve ihtiyacı olan her şeyi sağlar dedi işletmeler. Including, neyi içeren? Şimdi burada dediği sana ihtiyacını ve isteğini dediyse şimdi sana orada ne söylediğiyle ilgili yani ne ihtiyacı var ne isteği var onların ne olabileceğiyle ilgili büyük ihtimalle ne yapacak sana içerenle başladığı için bir sana örnek verecek. İçeren neyi? Temel ihtiyaçları, temel gereksinimleri içeren. Such as ne gibi? Yeme, beslenme ve barınma gibi. Barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçları içeren. Lüks mallar gibi. Lüks mallar ne gibi? Geniş ekranlı televizyon, büyük ekranlı televizyonlar ve burası aslında even. Hatta kişisel hizmetlere. Kişisel hizmetler neymiş? Such as bakayım. Caring for children, çocuk bakımı, care for bakmak, büyütmek anlamında, ilgilenmek anlamında, çocuk bakımı ve finding, bulma, ne? Arkadaşlık. Arkadaşlık, yoldaşlık. Arkadaşlık bulma, çocuk bakımı gibi kişisel hizmetler ve büyük ekranlı televizyonlar gibi lüks ihtiyaçları, barınma ve yeme gibi temel ihtiyaçları içeren, tüketicilerin istediği ve ihtiyaç duyduğu her şeyi karşılar işletmeler. Tamam? Neredeyse hepsini karşılıyorlarmış. As a result, sonuç olarak ya da consequence da diyebilir miyim? Sonuç olarak derim. As a result of, as a result, consequence. Başka ne şekilde söyleyebilirim? Finally, sonuç olarak, to sum up, aynen bu şekilde de söyleyebilirim. Güzel. Şurada bir şey dikkatimi çekiyor. Both ends. Both ends. Both and yapısı. Hem de. Bunun gibi bir aynı anlama gelen hem de demek aslında benim için ne demek? Hem çay istiyorum hem kahve istiyorum dediği zaman ikisini de seçiyorum ben buradan. Doğru mu? Bunun aynı anlama gelebilecek yani iki seçimi de karşılayabilecek bir de not only but olsa var. Burada da not only but also dediğimiz şey sadece nokta nokta değil aynı zamanda. Şimdi ben bu only'nin yerine merely de yazabilirim. Ben bunun yerine salı da yazabilirim. But also yine not only but also, not merely but also bu şekilde de kullanabilirim. Ya da ben burayı not sallıyorum. Not only, but, as well şeklinde de söyleyebilirim.
Ezvel de da anlamında genelde cümle sonunda kullanılır. Bu da yine sadece değil aynı zamanda hani bu da var şeklinde kullandığımız yapılar. Tamam? Onun dışında ikili bağlaçlarımızı tekrar edecek olursak ne vardı? Neither nor. Ne, ne de anlamındaydı. Yani bunda ikisi de değil diyorduk aslında. Ne kahve istiyorum, ne çay istiyorum. Bunda ikisini de seçmiyorum. Bir de either or'um vardı. Or neydi? Ya da ya çay istiyorum ya kahve istiyorum dediğim zaman ikisinden birini tercih etmiş oluyordum. Bir de bizim için weather or vardı. Peki o neydi? Ipıkmadı. Ipıkmadı. Ipıkmadığında da şöyle bir şey vardı. Yapıp yapmadığını bilmiyorum. Gelip gelmediğini bilmiyorum. Bir de ister ister anlamı da var aslında bunun. İster ister. İster gelsin ister gelmesin. Beni ilgilendirmez. Yapıp yapmadı. Gelip gelmedi. Genelde weather'la biz debate'i işte tartışmak anlamında var olup var olmadığı exist. Mesela bunlarla kullanabiliriz genellikle. Şurada bir soru var. Not only but also ve both and aynı anda verilebilir mi seçeneklerde? Yok, ikisi de şimdi aynı anlama geldiği için verirlerse de cevap o değildir zaten. Şimdi ben sadece çay değil aynı zamanda kahve de istiyorum dediğim zaman ben bunda da aslında ikisini de seçmiş oluyorum. İkisini aynı anda verirse ikisi de aynı anlama geldiği için elersin. Direkt. Güzel olur o zaman. Sonuç olarak cümleye anlamına göre bakacağız. Cümlenin anlamına göre bakacağız. Nasıl anlayacağız? Hangisi olduğunu cümlenin anlamına göre bakacağız. As a result. Deneyeceğim yani. As a result. Sonuç olarak hem kar amacı güdenler, kar amacı güden işletmeler için noun'un yanında görürsen, bir ismin yanında görürsen için diye çevir. For'u bir sayının yanında görürsen de for'u dır diye çevir. Kar amacı güden işletmeler için hem de kar amacı gütmeyenler için be of. Be of bizim için bir muddle'dı hatırlarsan. Be of bu sahiplik anlamına gelirdi. Aynı ne gibi? Senin have feeling gibi. Sahiplik anlamına gelirdi. Ve sen bunun için genelde yanında ya important'ı görürsün. Importance. Ya sen bunun yanında significant'ı görürsün. Ya sen bunun yanında value görürsün. Bir öneme sahip, bir değere sahip hep bu şekilde kullanılır. Derim ki sahip olmak anlamında have ile aynı olduğu için bir öneme sahibim, işte bir borca sahibim ya da şöyle söyleyelim. Climate change is of importance for human. Ne dedim? İnsanlar için iklim değişikliği bir öneme sahip. Ne yaptı? Öneme sahip bir önem taşır, bir değer taşır, bir değere sahip hep bu şekilde gelir. Bu şekilde geldiği zaman prep sorusunda daha çok karşımıza gelir aslında of'lu hali. Ya da bunu nasıl sorabilir? Be to'lu da sorabilir. Be to da olabilir. Be to da ne olacak? Aynı have to gibi. Bir zorundalık verecek. Tamam, burada da bir zorundalık karşına çıkacak. Yapması beklenir. Mesiması beklenir şeklinde de çevirebilirsin. Bu be to ve be of genelde bizim için bir semi modeldir. Ve bunlar bizim için prep sorularında karşımıza çıkabilir. Çünkü daha önce be of çıkmıştı. Bak nasıl gelmiş be of? Be of büyük bir öneme sahip. Büyük bir öneme sahipmiş. Hem kar amacı güdenler hem de kar amacı gütmeyenler için büyük bir öneme sahipmiş toplum içerisinde. Onların var olduğu toplum içerisinde büyük öneme sahip dedik. Büyük bir önem taşır dedik. Anlamadığı bir yer olan, sormak istediği bir şey olan var mı?
Rica ederim. Rica ederim. Şimdi sizin için Telegram adresimi de hemen paylaşayım. Bugün Nursel yok galiba. Rica ederim arkadaşlar, ne demek? Şuradan. Ha, ay Nursel, teşekkür ederim. Rica ederim. Bana sizin için yararlı olduysa ne mutlu bana. Ne mutlu bana o zaman. Rica ederim. Sizin için anlaşılır olsun, yeter. Tamam. Var mı söylemek istediği bir şey? Tabii ki. Rica ederim. Büşra'cığım, o biz bu derslerden hep yapıyoruz. Hep katılmanı bekliyorum. Ben şimdi bunu atacağım. Telegram kanalıma atacağım. Gelecek gelecek, merak etmeyin. Anlatırız, onları da anlatırız. Dediğim gibi bir isteği olan Instagram'dan bana ulaşabilir, yazabilir. Şimdi ben bunun altına bir metin daha ekleyeceğim. Bu üzerine not aldığım halinin yanına bir metin daha ekleyeceğim demiştim ya. O içimden geldi diye. Atarım, birazdan atarım. Geceyi bulmaz. O zaman bugünlük benden bu kadar. Hepsini yaparız. Yeter ki sıralı bir şekilde bana yazın. Kafamda benim de fikirler olsun haftalık program yaparken. Tamam. Rica ederim. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Haydi hoşça kalın. Görüşürüz.